Hocam, bugün polenleri konuşacağız, alerjiyi konuşacağız, kalp ve damar rahatsızlıklarını konuşacağız. Evet. Hangisinden başlayalım? Konularımız çok, seninle Beslenmeden konuşacağım. başlayalım. Beslenmeden başlayalım, buyurun. Tam da Neden? kahvaltı masasında. Evet, neden Evet. insanlar alerji oluyor? Alerjinin sebebi nedir? Niçin? Vücudun histamin kortizon dengeleri bozuluyor. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin denen ana hücreler histamin salgılar. Vücudumuzda salgılanan histamin kortizon dengesi bozulursa, sürekli histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. Neden histamin yükselir? İnsanlar maalesef nasıl besleniyor? Yanlış besleniyoruz. Yanlış beslenme nedir? Kahvaltı sırasında veya yemek sırasında, yemekten yarım saat önce, yemek sırasında, yemekten 2 saat sonra sıvı tüketmek iyi değil. Evet, bu hiç duymadığınız bir şey söyledim. Sıvı tüketmek, yemekten yarım saat önce, yemek sırasında veya kahvaltıda ve 2 saat sonra sıvı tüketilirse ne olur? Mide asidinin kalitesi düşer. Mide asidinin kalitesi düşerse yemiş olduğumuz besinle sindirilmeden bağırsağa geçer. Bağırsağa geçerse ne olur? Sindirilmeyen besinleri bağırsaklar hazmetmez. Burada bakteri, virüs ve mantarlar toksik madde üretir. Sürekli bir toksik madde. Bu da bağırsakları yakar, kavurur. Bağırsaklar kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklar yağlanırsa ne olur? Enzim salgılayamaz. Histamin oranı sürekli yükselir. Bu da polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, kurdeşen, sedef, yani birçok hastalığı, hatta panik atak, depresyon gibi hastalıkları tetikler. Çok önemli. Çünkü evet. toksik maddeler emiliyor bağırsaklar. 150 metrekare bir insanın bağırsağı. Halı gibi düşünün. Halının üstündeki iplikler gibi, bağırsakların üstünde iplik gibi bilinç denen kanallar var. Evet. Bu kanallar besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emdiği gibi bakteri, virüs ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi de emiyor. Absorbe ediyor. Nereye gidiyor? Karaciğer. Doğru. Karaciğer arıtmak için B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor, arıtamıyor. Arıtamadığı toksik madde nereye gidiyor? Beyinde depolanıyor bir kısmı. Bu da hormon anormalliklerine sebep oluyor. Serotonin hormonu azalır. Noradrenalin hormonu azalır. Glutamat azalırsa kişi önce gergin, stresli olur. Mutsuz olur. Mutluluk hormonu değil mi? Evet, yani. Mutluluk hormonu, serotonin. Doğru. Hepsi birbiriyle zincirleme. Hocam sizinle yani, çok programlar yaptık. Yani içilmeyecek diyorsun. Yemekten önce, yarım saat önce, yemek sırasında, yemekten sonra, 2 saat sonra sıvı tüketilirse mide asidinin kalitesi düşüyor. Vay be. Mide asidinin kalitesi düşerse bu şuna benzer. Patatesi haşlıyorsunuz kaç derecede? Kaynar suda. Fokur fokur kaynar suda. Patatesi haşlarsanız patatesteki bakteri, virüs, mantar ve parazitler ölür bir. Yani haşlanır. Haşlanınca. Haşladığın zaman patates veya herhangi bir sebze ve meyve. Tamam. Haşladığınızda yüksek derecede haşlandığında ne olur? Ölür bir. Besin sindirilir hale gelir iki. Midede çok sert bir asit salgılar. Mide asidi, hidroklorik asit. Hidroklorik asit, yani mide asidi çok sert bir asit. Yediğiniz her şeyi hemen onu ne yakar? Haşlar, kaynar. Mide düdüklü tencereye benzetelim. Evet. Midenize giden her şeyi mide asidi haşlar. Besinlerle aldığı kişi bakteri, virüs, mantar, parazitleri öldürür. Hidroklorik asit, yani mide asidi. Besinde mesela elma, armut yediniz, parazit vardır, mikrop vardır, yumurtası vardır. Bunların hepsini haşlar. Evet. Fakat kişi yemek sırasında, yemekten önce, yemek sırasında, yemekten sonra sıvı tüketirse, çay, kahve, kola, fanta vesaire, efendim yok, meyve suyuydu, suyuydu tüketirse mide asidinin kalitesi düşer. 2'den pH değeri 2'den düştü 4'e, 5'e diyelim. Ne olur? Hocam kahvaltıdan önce de, öğle yemeğinden önce de diyorsunuz değil mi? Yemekten yani yarım saat önce, yemek sırasında ve 2 saat sonra. Yemek sırasında da mı içmeyeceğiz? Tabii tabii. Kola önce falan. Yemek sırasında, yemekten sonra. Yani 2,5 saat. Yemek yiyorsak, kahvaltı yapıyorsak mesela şimdi içmeyeceğiz. Sıvı yok. Sıvılar... Ya çay, sıvı tüketeceksin ya katı. Hocam portakal suyu? Hiçbir sıvı, hiçbir şey. Sıvı yok. Portakal suyu, sıvı, ayran.
Hiçbir sıvı. Biz içiyoruz. Öyle sıvı tükettiğin zaman akşam yemeğinde. Mide asidinin pH'i düşer. Düşerse bir, mesela zebzeveye meyve yiyorsunuz. Zebzedeki meyvedeki bakteri, virüs, mantar, parazit ve parazitlerin larvaları, yumurtaları vesaire hiçbir şey ölmez. Mide asidi haşlayamadığı için, pH'i düştüğü için 4'e 5'e besinlerdeki mikroplar ölmez. Ölmezse nereye gidiyor? Bağırsaklara. Kokuşmaya başlar. Kişinin bağırsakları böyle fokur fokur gaz oluşur böyle. Evet, doğru. Ne yapar buradaki gaz? Zamanla karaciğeri, mideyi, pankreası, dalağı yukarı doğru sıkıştırır. Evet. Onlar da akciğer, akciğerde kalbi sıkıştırır. Zamanla kişi nefes alamaz. Zanneder ki akciğerinde problem var. Halbuki akciğerinde değil problem. Gaz yapıyor. Gazdan kaynaklanıyor. Gazdan dolayı, evet. Bazısı kalbi sıkışır, kalbinde problem zanneder. Halbuki kalple ilgisi yok. Bağırsakla ilgili, mantarla ilgili. Mantarlar, bakteriler sürekli gaz üretir. Yani kişi sıvı tüketmezse bu arada hiçbir sindirim problemi olmaz. Evet. Aa, ne kadar ilginç. Yediğini sindirir. Çok ilginç. Hocam bunun adına sizin kitaplarınız da var. Evet. Seri şeklinde hocam getirdi. 3 ciltlik bir kitabımız var. Evet, 3 ciltlik. Mantarlar için hocam, kendi ürününüz tabii ki, kendi adınıza ürün, lahana suyu. Lahana suyunu ben verdiniz bana hani ne derler öyle pet sade gül abla. Ben evet içtim lahana nasıl suyu geldi? Çok da lezzetli. Gastrit vardı size. Gastrit vardı midemde. Evet, gastrite çok iyi geliyor. Bir ikincisi ben bir arkadaşıma daha verdim. Çok onda da ya. Hızlı bir şekilde kilo verdi. Yani lahana hem kilo tabii kilo lahana verdi. Suyu. Lahananın suyu kaynatıp kaynatıp içilecek. Ha yok. Şimdi Türkiye'de şimdi içeriğinden de bahsedelim hocam. İçeriğinden de bahsedelim. Tamamıyla bitkisel içeriklerden oluşuyor. Lahana çok şey. Sade Gül abla. Böyle şey lahana ekşi bir, suyu. Aynen. Lahana suyu. Bu lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. Lahana suyu ve 19 çeşit bitki. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde Profesör Doktor Cherney, Profesör Doktor Wesley, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Gastrit, ülser, reflü, kolit gibi, enterit gibi yani bağırsak ve mide enfeksiyonu olan insanları tedavi etmişler. Evet. Bende gastrit vardı mesela. Geliştirememişler. Evet. Siz kaç günde iyileştiniz? Herhalde fazla değil. Birkaç günde. Bir ay kullandım ben. İki şişe kullandım. İyi geldi. Aynen çok iyi geldi. Çünkü kim insanın mesela ben hocamla böyle sürekli telefon trafiğindeyim. Hocam nasıl kullanayım, şöyle mi yapayım? Hani başka alternatif var çok mı falan. İyi. Kim insanın mesela kalbine vurur stresi. Benim de mideme. Mide hani direkt. En ufak böyle bir stres yaptığımda falan mideme ve ciddi anlamda böyle bir mide yanması gastrit. Hocam derim ne vereceksin, ne yapalım falan. Onun lahana suyunu tavsiye etti hocam. Bir ayda ben o şişeden iki şişe kullandım. İki şişe bitirdim sabah yani akşam. Bir ay. Sabah öğle akşam. Her gün sabah öğle akşam. Yani zayıfsa kişi. Yanında taşıyacaksın o zaman. Tabii çalıştığın tabii. Için. Zayıfsa yemekten sonra, kiloluysa yemekten önce. Bir dakika, zayıfsa yemekten sonra. Evet. Çünkü zayıflatıyor aç karnını. Ben gün içerisinde sana hiç içtim. Gerek yok. Ama yani. Ama şey böyle sabah kahvaltı hiç gerek yok. Öğle yemeğinden sonra değil. Ama gastritimle birlikte bir de şey var. İştah ne derler? İştahı kapatıyor. Öyle bir özelliği de var çünkü ben arkadaşıma da vermiştim. Sen sonra içeceksin. Böyle bir hızlı bir şekilde kilo kaybı yaşadı. O yüzden. Lahana suyundan dolayı ama tabii. Ama sonra içince bir sorun olmuyor. Hayır. Problem, yemekten hiçbir problem sonra. Yok. Şimdi ama Türkiye'de bir yanlış var. Diyorlar ki lahanayı haşla, kaynat. Evet. Lahanayı haşladığınız zaman, kaynattığınız zaman lahananın içerisinde binlerce vitamin, mineral, enzim var da. Diyorsunuz? İkisi çok önemli. Bir, faydalı bakteriler var. Bu yoğurtlara katılan laktobazilus ve bifidobakterileri yoğurtlara katılan bağırsakları çalıştırsın diye probiyotikler var. Bunlar yok olur. Evet. Yani faydalı bakteriler yok olur. O yüzden olur. Kaynat. Şimdi mesela lahana sarması kaynatmak. Yapılıyor. Aynen. Mesela sarma yapılıyor lahanadan. Tabii o lezzetli, güzel. Çok iyi yemek. Lezzetli, güzel de hiçbir vitamin almıyor muyuz? Lahana suyunu ben şiddetle tavsiye ediyorum seyircilerime. Çünkü yemek yani sağlık için olursa kaynatmamak gerekiyor. Hem mide açısından hem de tabii ki sağlıklı olması açısından hem mideye hem o gastrite hem de kilo vermek isteyen bayanlara ben önermek istiyorum. Erkekler de aynı şekilde. Çünkü yakın çevremde biz bunu test edip onayladığımız için sevgili izleyenler tavsiye ediyorum. Lahana suyu hani bazıları mesela kaynatıyor.
içiyorlar, işte ılık suyun içiyorlar falan. İçerisinde tek bir lahana suyu değil. Onun bir sürü çeşitten oluşan bitkisel bir karışım. Hocam ekranda da görüyoruz. Yönetmenim internet adresimizi bir verelim hocamızın. Geliniz bakınız efendim, tamamıyla klinik araştırmaları yapılmış bir ürün. Herhangi bir içerisinde katkı maddesi yok. www.doğan.doğal Hocam küçük harflerle mi? Doğal tedavi. Küçük harflerle mi? Evet, tabii. Onu bir düzeltelim sevgili yönetmenim. Doğaltedavi.net'ten alan koduyla birlikte 0212 621 2165 numaralardan. Hocam içerikleri hakkında detaylı bilgiler mevcut. Tabii internet sitelerinizde. Telefonla da ulaşabilirler seyircilerimiz aradıklarında. Evet. Doğru mu? Bunun birleşiminde... İçeriğinden de bahsedelim hocam. Hangi bitkisel karışımlar var? Olur tabii. Şimdi bunun birleşiminde beyaz lahana, kırmızı lahana, efendim üzüm sirkesi, maydanoz, ada çayı, tarçın, at kuyruğu, zeytin yaprağı, zencefil, zerdeçal, sinirlot, yani mesela zerdeçal mesela tümörleri eritir. Miyom, kis, nodül, yağ bezi tümörü, her türlü tümöre miyom karşı. Miyom falan. Bu klinik araştırmalarla belgelenmiş. Zerdeçal. Tayland'da zerdeçal. Aynı zamanda boğaza da iyi geliyor diye biliyorum. Boğaza da iyi değil geliyor. Mi? Zerdeçal ama zerdeçalın içindeki etken madde %3, %4 bunun damıtılarak elde edilen ekstraktı kullanılırsa %90'dır, %80'dir. Yani. Fakat toz balla karıştırır kullanırsanız kökünü, o zaman etkisi azalır. Azalır mı? Yani, %3, %4. Acı, biraz acı değil evet, mi? Evet, acı. Evet, onun için balla birlikte hani genelde balla azalır diyorsun. Balla birlikte. Yok yani ekstraktı kullanılması daha etkili olur. Anladım. Ekstraktı, evet. Kapsülü kullanılırsa daha iyi olur. Hocam sarımsakla ilgili karışımdan bahsedelim isterseniz. İçerisinde hangi bitkisel karışımlar var? Bunun içerisinde sarımsak, bildiğimiz sarımsak, zencefil, taze zencefil ama. Yine zerdeçal var, enginar, limon suyu, at kuyruğu otu, üzüm sirkesi, maydanoz, ada çayı. Zencefil, karanfil, sinirlot. Sinirlot mesela her türlü enfeksiyona karşı çeliği temizler, aratır, bağışıklık sistemini güçlendirir. Mesela sinirlotun tazesini bazı kişilerin ayak baş parmaklarında dolama olur. Dolama. Dolamaya sarın, taze sinirlotun yaprağını iltihabı yok eder. Acaba. Veya bazı insanların parmakları arasında pişik olur. Pişiklere böyle koyun, biraz sarın, bir iki gün hiçbir şey kalmaz. Doğru. Tertemiz eder. Doğru. Hocam mesela Türkiye'de sistem olarak hani alternatif tıp diye bir şey var. Önceden mesela hani koca kadın ilaçları derlerdi böyle otlardı. Aslında şifalı bitkilerden bir karışım söz konusu olduğunda güvenliğimiz kullanabiliriz değil mi? İçebiliriz yani. Çünkü bununla ilgili çok merdiven altı ürünler var sektörde, şimdi, piyasada. Türkiye'de 5-6 yıldır klinik araştırmaları yapılan, bu şekilde kitaplar basılmış ürünleri alsınlar değil mi İbrahim Hocam? Çünkü gerek zayıflamak için gerek ne derler spor merkezlerine biz çok büyük bütçeler ayırıyoruz. Gerek sağlıklı beslenmek adına ne derler özel doktorlara gidiyoruz falan gastritimiz için, mide problemimiz için. Bitkisel yollarla biz bu problemi ortadan kaldırabiliriz. Şimdi Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da klinik araştırmalar yapılıyor. Belgeli. Yani klinik araştırmalarla belgeleniyor. Bu belgeler internet sitenizde var değil mi hocam? Tabii. Seyircilerimiz gelip bakabilirler. Hatta ben buraya getirdim bir demet dergi getirdim. Evet, evet, dosyalarla geldim. Ama çok kalabalık oldu. Evet, evet hocam. Dosyalarla geldiniz. Zor. Yani çok Almanya'dan sürekli bana dergiler gelir. Fitoterapi diye yani bitkisel tedavi uzmanlık dergileri. Bunlar dünyanın hangi ülkesinde, nerede, nasıl araştırmalar yapılmış? Mesela Lapaho, Brezilya'da şöyle gül gibi bir çiçek açan bir ağaç. Bunun kabuğu kansere karşı kullanılır. Lapaho. 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 Evet. Avustralya'da papayanın sapından elde edilen özü, papaya özü kansere karşı kullanılır. Almanya'da ökse otu kansere karşı kullanılır. Bundan hap damlatıcı yaparlar. Tayland, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde zerdeçal kansere karşı kullanılır. Aloe vera'yı çok hani içerik olarak aloe vera jelleri mesela kullanılır. Aloe vera da var. Aloe vera da var yanımızda. Aloe vera da olmaz olmazımız kesinlikle. Aloe vera ile ilgili Alman Sağlık Bakanlığı 84 ülkenin Sağlık Bakanlığı'yla ortak bir çalışma yapıp
aloe vera kullanan 2,5 milyon insanı röportaj yapmışlar birebir. Ne gibi faydasını gördünüz mesela diye. İnsanların hepsi memnun kaldığını söylemiştir. Kimisi şeker hastalığı, kimisi cilt hastalığı, kimisi alerji. Yani memnun değilim diye çıkmamıştır. Mesela Tayland'da klinik araştırması yapmışlar. Bangkok Üniversitesi. Tip 2 şeker hastalarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Doğru. Japonya'da Hiroşima atom bombası atılan yerde hocam, bir üniversite bununla, var. Evet, bununla ilgili de senin çok ciddi anlamda çalışmaların olduğu, kitaplarında da zaten mevcut. İzleyicileriniz bu kitaplara sahip olabilirler mi hocam? Nasıl sahip olabilirler? Tabii tabii. Yani var mı internet sayfanızda bu kitapların açılımı? Çünkü sevgili izleyenler, hocamız böyle resimleriyle birlikte böyle şuradan çok göstermek istiyorum. Dereotu. Evet. Şurada. Ben kendim 7000 bitki fotoğrafı kendim çektim. 12 yıl fotoğraf çıktı. Bravo. Öyle mi? 7000 ne kadar bitki. Zamanda tamamladınız? 27 yıl. Almanya'da da çok ciddi anlamda çalışmalar. 27 yıl. Ama yıl. Evet. 27 yılda 7 defa yeniden yazdım. Bu buradaki mesela bitkilerin birleşimindeki etken madde, bu etken madde nasıl etki yapar? Onları bir de araştırırlar. Klinik araştırmalar. Aynen. Daha yazılmaz zaten. Tabii tabii, çemen otu diyor mesela. Burada farklı terimler var. İşte boy otu, buy otu, Tunus baklası, kamilyası. O kadar çok otlar var ki bakıyorum. Aynen, o kadar çok detaylı araştırmalar yapıyorsunuz tabii, ki tabii. Hocam. Bunları nasıl keşfediyorsunuz ya da nasıl test ediyorsunuz? Tabii tabii. Şimdi şöyle. Mesela ciddi bir çalışma ben 29 çünkü. Yıl Almanya'da kaldım. Evet, evet. Mesela herhangi bir bitkiyi araştırmaya başladığında o bitki botanik bahçede yetişiyorsa fotoğrafını çekiyoruz. Kütüphanelerde bununla ilgili çok ayrıntılı bilgi var. Şimdi bütün araştırarak evet, bütün Avrupa'daki tıbbın Avrupa tıbbının temeli İbn Sina'ya dayanır. Mesela onlar İbn Sina'nın eserlerini Latince'ye çevirmişler ve üniversitelerde 347 yıl ders kitabı olarak okutmuşlar Avrupalılar. İbn Sina'nın kitaplarını. Fakat tabii ilk arabasını icat eden bilsek Mercedes'i yapan da onlar. Doğru. Onlar almış, ilerletmiş, geliştirmiş. Bugün sadece Almanya bütün Avrupa'da üretilen bitkisel ilaçların %45'ini üretir. Ve Almanya'da mesela örnek olarak eczanelerde satılan ilaçların %80'i bitkiseldir. Kimyasal değil. %80'i. Doktorlar kimyasal ilaç vermez. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan yazmaz. Bitkisel yazar. Evet. Yani orada hemen hemen her doktor aynı zamanda fitoterapi uzmanı. Fitoterapi yani bitkisel tedavi uzmanı. Olmayan doktora hastalar gitmez. Bilinçli hastalar. Çok güzel. Hayır, antibiyotik yazıyor, ben buna gitmem derler. Halk arasında itibar etmezler. Fitoterapi olmayan doktorlar boyunhanesini kapatır gider. Hocam siz uzun yıllar Almanya'da yaşadınız, Almanya'da kaldınız, Almanya'da araştırmalar yaptınız, kitaplar yazdınız. Uzun uzun yıllar sonucunda bu kitaplar ne derler, bir daha bir şekline dönüştü. Kitap halinde toplandı. Türkiye'deki sistemle Almanya'daki sistemi değerlendirdiğiniz zaman alternatif tıp üzerinde ne derece sağlıklı çalışmalar yapılıyor? Başarılı Türkiye'de çalışmalar 5-6 yapılıyor. Yıldır güzel çalışmalar oluyor ama bir iki kişi buraya çomak sokar gibi yani fitoterapi yani bitkisel tedavi konusunda yanlış yaptılar. Bitkisel üretiyoruz diye kimyasal ürettiler. İsim vermeyelim. İsim vermeyelim. Yani evet. Bunların üretmiş olduğu kimyasallarla insanlar zehirlendi. Evet. İnternete girince bakınca görürler zaten. Mesela bir firma hakkında binlerce şikayet var. 5 yıl insanları zehirledi. Ondan sonra bir kanun çıktı şimdi Türkiye'de. Hocam bununla ilgili dünyada SMS'lerimiz geliyor. Onları da okuyacağım. Buyurun. Hiç olmayacak bir yeni bir kanun çıktı. Hapis cezası. Hapis cezası insanları zehirlenebilir. İnsanları tedavi edene hapis cezası olur mu? Şimdi Türkiye'de ben şunu tedavi ettim, ben bunu tedavi ettim. Bitkilere demek yasak. Doğru. Alman söyleyebilir, Fransız söyleyebilir, İngiliz söyleyebilir, Amerikalı söyleyebilir, Çinli söyleyebilir. Türk söyleyemez. Türkiye yasak. Ama o da işte merdiven altı çok ürünler olduğu için hocam yani kadın olsun erkeği olsun değil mi Sadegül ablacığım, o kadar büyük bütçeler yani ayırıyoruz. Yanlış bilinçlendirenler oluyor. Tabii. Yanlış herkes, yapanı ayıklamak lazım. İşte onu ayıklayamadıkları i̇şte bunun, için bunun değil mi? Anahtarı nerede? Klinik araştırmaları yapılan ürünleri bak, alacaksınız sevgili izleyenler.
Kitaplar burada, kitap bilgiler belli. Burada, resimleriyle, kanıtlarıyla birlikte araştırmaları yapılmış. Evet. Bu belgeler de zaten internet sitelerinde zaten mevcut. İnternet sitenizde, doğru mu hocam? Evet, evet. Sağlık Bakanlığı onaylı olması çok önemli. Tarım Bakanlığı. Bakanlığı. Tarım Bakanlığı, evet. Evet. Tarım Bakanlığı olması çok önemli. Çünkü neden? Burada birçok üniversite devrede. Doğru mu tabii, hocam? Birçok üniversite bu ürünler, bu bitkiler adına araştırmalar yapmış. Avrupa'da yapılıyor, dünyada yapılıyor. Evet. Türkiye'de üniversitelerimizin bütçesi yeterli değil. Hı hı. Üniversitelerin, mesela Türkiye'de üniversitelerin bütçeleri çok dar olduğu için yapamıyor. Mesela enginarla ilgili Hamburg'da klinik araştırması yapılmıştır. Hı hı. Hı hı. Hamburg Riesen Hastanesi diye bir hastanede. Kolesterol, lipid, trigliseride olan, hı-hı, bağırsaklarında hazımsızlık problemi, hı-hı, olan insanlar üzerinde denenmiş 553 hasta üzerinde. Profesör Doktor Finkelman, hı-hı, bunu denemiş ama bütçesi var. 453 hasta üzerinde denenmiş, belgelenmiş. Hı-hı. 453 hastayı aylarca takip edeceksiniz. Ne demek? Bu milyon, hı-hı, dolarlık, hı-hı, bir bütçe gerekiyor. Doğru. Yani 453 kişi hastanelerde kontrol edecek, yatacak, sürekli kontrol olacak. Bir kişinin bir günlük gecelik masrafı 5000 lira, 5000 euro. Hı hı. Yani çok masraflı bir iş, klinik araştırması. Evet. Türkiye'de üniversitelerimizin bütçesi yeterli olmadığı için klinik araştırması yapamıyorlar. 3 kişi için yapıyor, 5 kişi için yapıyor. Ama yurt dışında böyle bir şey yok değil mi hocam? Yani yurt dışında Almanya'daki özellikle bu ismi geçen terimleri şimdi söylemiyorum. Üniversitelerde bayağı klinik araştırması araştırmalar yapıyor. Yapılmış devlet Almanya'da. Yardım ediyor, teşvik, evet, ediyor. Mesela sarı kantaron. Depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Depresyon. Hocam sarı alabilir kantaron. Miyim onu? Nerede? Orada. Sarı kantaron. Evet, sarı kantaron. Sarı kantaronun birleşiminde, hı, hiperforin ve hiperisin denen etken maddeler. Hocam neler yok ki içinde sevgili TR1 izleyenleri. Sarı kantoron var, pasiflora var, melisa var ki bunlar şeydir, bildiğimiz bitkisel. Hani bitkisel. Bu hepsi, lavanta var, alıç var, altın başak otu var, sinirli ot var, çakır dikeni var, daha at kuyruğu otu, ne kadar çok otu var. At kuyruğu da değil, her tarafta var. At kuyruğu otu. Ettim de. Karabuğday var. At kestanesi var yani içerisinde. Evet. Dulavrat otu var, zeytin yaprağı var. At kuyruğu otu şöyle farklı bir şey. Evet, zerdeçal var. Var. Evet ve nane var. Yani aslında bunların çoğunu biz biliyoruz. Tabii. Bu bitkileri, doğru mu? Naneyi mesela evimizde, ama hani bu şöyle, mutfağımızda, bitkilerin tozundan yapılmıyor bu. Öğütülerek bitkileri alıp toz haline getirip değirmende ondan kapsül yapma neler değil bu. Neler yapılıyor? Bitkinin damıtılarak, destilasyon veya ekstraksiyonla damıtılarak elde birlikte edilen ekstrat. Ekstrat. Hocam nasıl kullanacağız peki? Sarı televizyon programına çıkmadan önce iki tane alıyorsunuz. Nasıl? Televizyon programına çıkmadan önce iki tane alıyorsunuz. Evet. Birebir. Gayet rahat konuşuyorsunuz. Gayet iyi geliyor diyorsunuz yani. Peki zaten böyle büyük şehirlerde, metropol şehirlerde yaşayan insanlarda hani stres başlıca problem. Günlük yaşam içerisinde, o koşturma içerisinde mesela. Sinirleri sakinleştiriyor. Sakinleştirir, relax, rahatlar. Günde aynen. Günde kaç defa alacağız? Sabah, öğle, akşam mı, yoksa yani günde bir tane depresif mi? Rahatsızlığı, birinci, ikinci derecenin depresyonu olan kişi düzenli kullanması lazım. 4-5 ay. Ama mesela programa çıkacaksınız. Rahat olmak istiyorsunuz. Programdan önce. Hocam bana öyle. Birazcık böyle heyecan, her şey mükemmel olsun. Yok. Mesela ben başka bir televizyon programında sunucu beyefendi çok gergindi böyle. Stüdyoya girince korktun. Kaplan gibi orada çalışanlar hepsi korkuyor. Aman bugün gergin. Oraya koşuyor, buraya koşuyor. Ne oluyor dedim. Dedi ki abi dedi ben dedi, sabah 7'de kalkıyorum. Gece 11'e kadar çalışıyorum. Koştur koştur geriliyorum, uyuyamıyorum, uykumu alamıyorum. Geriliyorum dedi. Evet. Problem yok, sarı kantaron kullandım. Bir hafta sonra ya şimdi beni dövseler bile rahatım dedi. Kuzu gibi oldum. Hocam bir de siz bana çay vermiştiniz. Ondan sonra değil mi? Evet. Sonra. Toz şeklindeydi çay vermiştiniz. O da sakinleştirici çaydı değil mi? Çayı da var. Biraz daha papatya çayı mesela Sade Gül ablacığım, hani biz kullanırız. Biliyorum. Biliyorsun. Kaynatıp çiyoruz onu da. Papatya çayıdır. Evet. Böyle hem ısıtır biliyor. Özellikle kış aylarında mesela. Hem de böyle daha bir sakinleştirir. Uyuyamıyorsak mesela papatya çayı gibi. O çayın adı neydi hocam? Şimdi mesela bu havalarda üşütme, grip, nezleye karşı zencefil, taze zencefil olması daha iyi. Kuru zencefil, tozlu değil.
Evet, öneriler de alalım. Hani evlerinde hocam ne yapsınlar? Hani kış çayı olarak falan ne önerirsiniz? Taze zencefil. Evet. Ekinezya varsa tabii bakterilerde bulunabilir. Ekinezya. Evet. Ihlamur. Kekik ama hakik kekik bulmak gerekir. Kekik de aktarlarda bulunan kekik maalesef bilya kekiği. Güve otunu kekik diye satıyorlar. Hakiki kekik. Nerede bulabiliriz hocam İstanbul'da? Yani birkaç yetiştirici var. Her yerde bulunuyor. Bunları demliyorsunuz. Demledikten sonra yani çay yapıp normal çay gibi demledikten sonra süzüyorsunuz. Yani bir bardağı birazcık da bal karıştırıp içtiğinizde çok acı olur çünkü. Acı tabii. Biraz bal. Bal karıştırmak gerekir. Birazcık bal. Balla karıştırıp içtiğinde vücudun direncini artırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Gribe yakalanmışsa kişi gribi çok kısa sürede atlatır. Çok iyi. Mesela hepsini mi karıştıracağız? Yani şimdi burada önemli olan zencefil. Zencefil. Ihlamur. Kekik. Hepsi olursa daha iyi. Papatya. Karıştırırsanız. Evet. Ama olmazsa bulamadınız. Taze zencefil, limon. Bulamadınız. Taze zencefil, limon. Biraz da nane. Bu da yeterli. Nane, limon, zencefil diyor ya. Bir tutam zencefil. Aynen. Soğuk algınlığına, global enfeksiyonlara girebilir. Taze zencefili rendeliyorsunuz. Efendim limonu sıkıyorsunuz. Hepsini tabii ki termosa veya çadırına koyuyorsun. Kaynatıyorsun. Limonu sıkıp mı? Yani. Limonu sıktıktan sonra atmıyorsun. Kabuğunu içine koyuyorsun. Onun kabuğunda, limonun kabuğunda eterik yağlar antiviral, antibakteriyel, antimikozit yani bakteri, virüs ve mantarları öldürücü. Limonun kabuğu limonun suyundan daha etkili. Kabuk hocam siz böyle kaynatılır. Karışım dediniz. Bana verdiğiniz çayda da işte Sade Gül abla böyle bir poşette verdi hocam bana. Yapraklar yani o saydığınız. Çünkü hepsini tek tek zamanım yoktu. Zamanı yoktu. Aynen öyle. Hani tek tek alayım aktarlardan karışımını yapayım. Hocamdan aldım sağ olsun. Taze taze böyle. O saydığınız bütün zencefildir işte nanedir hakiki. Karışım gerçekten çok iyi, çok iyi geldi. Onları kaynatarak değil mi? Kaynatıp. Evet, ben kaynattım. Demlik. Kaynattın. Evet. Tabii normal. Çay demliğinde kaynattım. Çok da iyi geldi. İyi geliyor. Hocam da dedi birazcık acı olabilir. Hakikaten de acıydı. Birazcık balla. Ben balla karıştırdım. Çok da güzeldi. Iyi. Aynen i̇yi öyle. Gelir. Çay niyesini bile içebiliyor ve uykusuzluğa da gribi, muhteşem. Gribi, üşütmeyi, nezleyi çok kısa sürede atlattı. Aynen. Bir mayışma geliyor. Aynen. Çok iyi geliyor sana. Bir mayışma geliyor. Sadece ne kadar o güzel. O kadar rahat uyutuyor ki sizi. Süper. Aynen. Yani o günün koşturmacasından, o günün yorgunluğunu attığınızı hissediyorsunuz ve uykunuzu getiriyor. Devamlı içiyorsunuz o zaman tabii, değil mi? Tabii. Taze taze tüketmek lazım tabii, değil mi bir de? Taze zincir. Akşamları, yani bekletmeden tabii. Bazı mesela çaydanlıkta bekletiliyor, ertesi günde içeriz dersek. Bir şey olmaz, bozulmaz. Bir şey olmaz değil yani mi? Yani soğuk havalarda bozulmaz. Yazın belki iki günden fazla olursa bozulmaya başlar. Yok, i̇ki ben gün, o... iki gün. Her gün hani çok bekletmiyorum. İki günde tabii, bozulmaz. Tabii. Taze taze hani. Taze. Bekletmiyorum her gün. Her gün en bir parça şöyle bir ne derler avucumun içini dolduracak şekilde bir tutam atıyordum zaten. Süper. İki bardak çıktığında da iki bardak zaten beni haydi yeterdi. Yani yetiyordu. Yeter artar. Aynen aynen. Çay hakkında konuşuyorduk. İçerisindeki bitki içeriklerini tamamıyla bitkisel özlerden oluştuğunu, bitkisel içeriklerden oluştuğunu söyledik. Başka ne var içinde? Bu alıç. Alıç. evet. Türkiye'de 90 çeşit alıç yetişir. Dünyada 900 çeşit alıç var. Sadece ikisi şifalıdır. Loplu alıç, kertikli alıç. Loplu alıç ve kertikli alıçın meyvesi çok küçük. İçi çekirdek dolu. Yenmez meyvesi. Yani bunun yaprağı ve çiçeğinin suyla damıtılarak destilasyonla ekstraktı alınırsa kalp damar rahatsızları, hatta kişinin diyelim ki damarları, kalp damarları %80, %90 tıkanmış dahi olsa açar. Almanya'da mesela 16 klinik araştırması yapılmış. 3664 hasta korona kalp yetmezliği olan, ameliyat olması gereken, stent takılması veya anjiyo yapılması gereken kişiler problemsiz alışla tedavi edilmiştir. Kalp damar rahatsızlıklarına birebir diyorsunuz stent zaten. Stent takmalarda. Evet, Almanya'da bu alışla ilgili yüzden fazla firma var. Bu tür ürün üreten. Kapsülünü, damlasını, drajesini,
Sadece bir örnek verdim. Yani. Aslında hocam alıcın mucizelerini konuşacağız. Nasıl kullanılacak? Altında da yazıyor zaten. O kadar güvenilir ki gıda takviyesidir, ilaç değildir. Altında da yazıyor zaten. Evet, evet. Bunu da belirtmeniz çok güzel olmuş, çok şık olmuş. Yeni dikkatimi çekti. Seyircilerimle paylaşmak istedim. Hocam, alıcın mucizelerinde kaldık. Birini açıkladık, diğerlerini söyleyelim. Alıcın başka ne gibi faydaları var, etkileri var? Alıç kalp damarlarını besler, temizler, arıtır. Hı-hı. Alıç kalp kaslarına Hı-hı. kan akışını artır. Oksijen akışını artır. Hı-hı. Kalbi besler. Hı-hı. Kalp için dünyada Hı-hı. en etkili bitki. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Hı-hı. Birleşimindeki Hı-hı. flavonitler, flavonit glikozitler kalp için dünyada en ideal. Hiçbir Hı-hı. yan etkisi yok. Tamamen doğal. Aynı zamanda kolesterolü varsa kişinin kolesterolü önler, kötü kolesterolü, hı-hı. lipid, trigliceridi, yüksek tansiyon. Tansiyon problemi olanlar mesela sürekli hap kullanıyor. Tansiyon ve diyabet hı-hı. veyahut da herhangi bir depresyon hapı kullananlar hı-hı. hap bağımlısı. Sürekli hı-hı. hap alıyorlar hı-hı. bazıları. Kimyasal hap kullandığı zaman kişi yavaş yavaş böbrekleri iflas eder. Çünkü hı-hı. böbrekler bunu süzmek Doğru. zorunda. Aldığınız Doğru. her şeyi böbreklere süzmek Doğru. zorunda. Evet. Ne yapıyor bu kimyasallar? Böbreklerde nefronlar var. 1 milyondan 2 milyon. Bu nefronlar küçük küçük kümeler oluşturur. Glomerül denen. Süzgeç hücreler Hı-hı. kümesi. Hı-hı. Sürekli günde bu bir insanın kalbi 7 ton 200 litre kan pompalıyor. Yani 5 litreyi 1440 defa pompalıyor Aa, günde. Evet. Yani 7 ton 400 Hı-hı. şey 200 litre kan pompalıyor. Hı-hı. O kadar çok çalışıyor. Evet. Muazzam bir çalışma. Bir dursa bitti. Bir dursa bitti. Doğru. Her şey bitiyor. Hayat bitiyor. Doğru. Çok mükemmel, çok güzel bir çalışma var. İşte kimyasal ilaç kullandığı zaman böbreklerden sürekli bu kimyasallar evet. süzmek zorunda ne oluyor? Hmm. Böbrekleri çürütüyor kimyasallar. İşte oraya geleceğim hocam. Biz Türk milleti olarak aslında değil mi Sadegül ablacığım? Bir başımız ağrıdığında direkt kimyasal madde içerik. Çünkü antibiyotikler, ağrı kesicileri, evet. leblebi gibi yutuyoruz ve evet. bir yerden sonra bağışıklık kazanıyor. Artık o da yaramıyor. Etkisini evet. de göstermiyor. Hocam bu konuda da seyircilerimizi bilgilendirelim lütfen. Mesela geçenlerde bir beyefendi geldi 25 yaşında. Oturdu ağlıyor. Ne oluyor dedim, niye ağlıyorsun? Antidepresan kullandım, biraz fazla kullanmış. Cinselliği bitmiş. Testosteron hormonu sıfır. Aman. Doktora gitmiş, doktora demiş ki, evladım sen neden kullandın? Rastgele. İlaçlardan. Böyle ilaç kullanılır mı demiş. Eve gitmiş, hanıma demiş ki, hı-hı. kız kardeşimden farkın yok, sana ihtiyacım yok, güle güle demiş. Boşanacağız demiş. Gelmiş bana diyor ki çocuklarım var, ben çocuklarımı terk etmiyorum, ailemi seviyorum vesaire. Her şey birbiriyle ne kadar zincirleme, bağlantılı çalışıyor bünyemizde değil mi hocam? Evet. Oysa antidepresan, ağır antidepresan yerine sarı kantaron kullansaydı daha etkili bir bitkisel. Cinsel performansına da negatif değil pozitif etki yapardı. Kişinin beynini rahatladığı için, boşalttığı stresi attığı için Doğru. hem cinsel olarak faydalı. Hem antidepresan, yan etkisi yok. Evet. Yani. Evet, bence de yan etkisi olamaz çünkü içeriği zaten ortada. Bir kere daha paylaşmak istiyorum seyircilerimle. Alıç var sevgili TR1 izleyenleri, %50 alıç. Sarı kantaron var, altın başak otu var. Bunlar da hepsini yani 3 tanesini bilmesek 5 tanesini mutlaka bildiğimiz bitkisel karışımlar. Zeytin yaprağı var, oğul otu var, başka ne var? At kuyruğu otu var, zerdeçal var, ölmez diken var, çakır dikeni var. Tabii bazılarını bilmiyoruz evet. ama genel olarak hani sinirli Şimdi ot. Burada yani bunların rastgele bitkileri alıp karıştırıp da kapsül yapamazsınız. Şimdi Doğru. mesela burada alıç damarların iç yüzeyindeki plakları çözer, temizler, arıtır. Zeytin yaprağı da öyle. Fakat böbreklerin fonksiyonunu artırmazsanız ne olur? Böbrekleri tıkar. Karaciğerin fonksiyonunu artırmanız gerekir. Yani bir bitkisel gıda takviyesi kullanırken onu tamamlayıcı diğer bitkileri bilmeniz gerekir. Doğru. Rastgele olmaz. Şimdi piyasada vatandaş bakıyor, hemen bir şeyler üretiyor. Evet. Mesela benim geçenlerde tanıdığım lokantada garsonluk yapan şahıs
Gitmiş bir doktorla anlaşmış. Hap üretiyor şimdi. Allah Allah, sen nasıl üretirsin dedim. İşte merdivenin altı çok... Nasıl yaparsın bunu? Aynen, kesinlikle. Yani. Antep'ten bir izleyicimiz, 40 yaşındayım Yeliz Hanım, romatizmam var demiş. Bitkisel olarak nasıl çözüm bulabiliriz? Hocama sorarım demiş. Var mı hocam romatizmal rahatsızlıklarla ilgili? Tabii. Ulaşabilir mi seyircimiz internet adresinizden? Tabii, ulaşabilir. Jel mi? Hayır, kapsül. Şimdi Güney Afrika'da bir bitki yetişir. Şeytan pençesi kökü. Hmm. Bunun çiçekleri kuruduğu zaman böyle tırnak gibi olur. Böyle. Pençe oradan geliyor. Şeytan pençesi denir. Bunun kökü 6 ay bir damla su görmez. Yağmur yağmadığı için. Evet, çok dayanıklı. Ay. Patates gibi yerin 2 metre derinliğinde kendini korur. Bunun birleşiminde harpagozit denen etken bir madde var. Her türlü artrit, artroz, ankilozan spondilit, yumuşak doku romatizması, eklem iltihaplanması, eklem kireçlenmesine karşı etkili. Nereden biliyoruz? Almanya'da Freiburg Üniversitesi'nden Profesör Doktor Kubrinski, bu bir bayan, 15 bin hastayı tedavi etmiş. Belgeli, klinik araştırması var. Ay, 15 güzel. Bin. Bu bitkileri topluyor. Doğru mu hocam? Hayır. Şimdi sonra, bunu yani bu bitkiler kökler, nasıl alıyor kökleri? Kökleri orada bir sürü çiftlik var. Yetiştiriyorlar bunu. Kökü çıkarıyorlar, kurutuyorlar, dilimliyorlar. Daha sonra fabrikalarda işleniyor. Destilasyon veya ekstraksiyonla özü alınıyor. Ekstraktı özü. Bitkinin özü. Ne kadar ince bir çalışma. Yani. Tabii, her yeri üzerinde bu çalışma Latin olsa. Kelimeler Latin'den. Yani ekstrak. Evet. Latin kelimeler. Yani Latince. Var. Şimdi şöyle, mesela Türkiye'de iki tür bitkisel kapsül üretiliyor. Hı-hı. İki tür. %98'i otu üretip tozundan kapsül yapıyor. Tozdan. Tozdan, evet. Etkisi sıfıra yakın. Gramajı belli. %1'i ekstraktan ürün yapıyor. Hı-hı. Onlardan biri de biziz. %1'i yapıyor. Neden? Çünkü ekstraktın kilosu 500 lira. Kilosu 500 lira ekstraktın. Oysa bitkinin kökünün kilosu 7 lira 8 lira. Bayağı maliyeti düşük olduğu için kimse ekstraktan yapmıyor. Evet. Maliyeti düşük olduğu için. Biz maliyeti değil, burada önemli olan insan sağlığı. Faydalı olması. Doğru. Mesela Gaziantep'ten bir beyefendi 2 defa stent takılmış. Üçüncü defa tekrar hastalanmış. Demiş ki camide arkadaşıyla konuşurken, ya bir daha stent taktırmak istemiyorum. Çok korkuyorum narkozdan. Ölüm korkusu sarıyor adamı. Panik oluyor. Narkoz. Acaba ölür müyüm ameliyat şey? Evet. Yani. Falan diye panik oluyor. Üçüncü defa taktırmak istemiyorum ama çözüm de bulamıyorum. Ne olacak benim bu halim diye. Yani altışar arayla stent taktırmış, bir daha taktırması gerekiyor. Altışar ay arayla. Evet, arkadaşı demiş ki ya Gökçek iksir, Gökçek tonik kullandım. Gökçek tonik, evet. Gökçek iksir. Hiçbir şeyim kalmadı benim demiş. Ben böbrek maşallah yetmezi de yakalanmıştı. Hiçbir şeyim kalmadı. Hocam ürünlerinizden kullanan, sizinle sürekli kontak halinde olan, sürekli bağlantılı olan çok hastalarınız var. Çünkü hocamla Sade Gül abla çok uzun bir süre biz program yaptık. Programlarda da arayanlar gerçekten memnunlar. Telefonlar kilitlendi. Türkiye'nin her bir yerinde arayan hocam Allah razı olsun ki eklemlerim çok bitti. Evet. Eklem ağrılarım bitti. İşte iltihaplanmaları, gerek işte gastriti olanlar. Süper bir başarı. Üstüne hani tabii ki bunlar çok önemli. Çok bir de önemli. Siz kendiniz denediğinizde. Emek vermiş araştırarak. Kendi üzerinizde denediğinizde. Aynen. Kendi üzerinizde denediğinizde de zaten güvenilir olduğunu görüyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Çevrenizdeki insanlara da öneriyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki yani antibiyotik bırak. Doktora gidip kutu kutu antibiyotikler bitirme. Bitkisel yollarla tedavini devam et. Aynen. Şimdi ben kendim 13 yaşında romatizmaya yakalandım. Köyde çocuklarla ırmağa girdik, yüzdük. Çimenlere yattık. Evet. 13 yaşından 26 yaşına kadar dedeler gibi belime kuşak sarıyordum bunu. Evet. Sararlar kuşak. Almanya'da, Türkiye'de tedavi olamadım. Nerede? Almanya'da, Türkiye'de tedavi olamadık. Olmadı. Almanya'ya gittim. Orada da yapamadı. Doktorların verdiği ilaçlar midemde gastrite sebep oldu. Dizimde kemik erimesine sebep oldu. Yani midede gastrit. Sonra ülsere dönüştü. Evet. Bir gün doktora gittim, dedi ki kemik erimesi var sende. Allah Allah, bu yaşta kemik erimesi mi olur dedim. Dedi ki
aşırı ilaç kullanmışsın dedi. Evet. Aşırı ilaç kullanmaktan hı-hı. kemik erimesi olmuş. Görüyor musun? Bronşitti, alerjiydi. Baktım yavaş yavaş erken yaşta gidiyorum mezara doğru. Dedim ki bunun çaresini ben bulacağım. Bir başladım. 4 yıl üzerimde deneyler yaptıktan sonra romatizmaya karşı kendi bir formül geliştirdim. Tabii tabii. Kendi üzerinize deneyim yaptınız. Evet. Kendi üzerinde deneyim yaptım. Ben kendi üzerimde deneyleri yaptım. Romatizmadan kurtuldum, askere gittim. 2 ay askerlik yaptıktan sonra döndüm. Bu sefer alerjiye yakalandım. Bu çok ilginç ya. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem. Bir sürü hastalık yavaş yavaş katlanıyor her yıl. Herkesi iyileştiriyordum. Kendime faydam yok. Sonra kendinize denediniz. Dediler ki ne oluyor dediler. Dedim ki ya bilmiyorum. Alerjinin sebebi mantar ama mantarı çözemiyoruz. Dünyada mantara karşı bir şey yok. Evet. İşte onunla da ilgili 17 yıl çalıştıktan sonra iksir tonik aloe vera jeli geliştirdim. Aynen. Aloe vera jel de zaten onunla çalıştıktan yani kendisi çok iyi. Yani. Deney yapa yapa. 17 sene. Evet, birebir çalışmalar. 17 yılın sonunda bu kitaplar, kitapların içerisinde evet. 17 yılın bilgileri, deneyimleri, resimleriyle evet. birlikte evet. Araştırmalarınız bu kitapta toplanmış. İşte o insanların, önceki yaptığımız programlarda sizinle hocam, o insanların arayıp da Allah razı olsun ki benim bu rahatsızlığımı, bu kadar ilaçlar kullandım, bu kadar tabiplere gittim, evladım, oğlum, bu kadar doktorlara gittim. Ama senin ne derler, bu araştırmanla, bu bitkilerin karışımı, bu ilaç beni ne derler, kendime getirdi yani getirdi. Sağlığımı elime romatizma, verdi, çok güzel. Romatizması var mesela kadının. Kadın arıyor, diyor ki oğlum diyor, Allah razı olsun ki bastonu diyor artık attım yani bir kenara koydum. Çok mesela. Yani. Gastrit olan insanlar aradılar. Ben de katılıyorum. O listeye ben de varım yani. İyileşenler listesine ben de varım ki. Maşallah. Aynen. Antibiyotik çünkü hani bilinçli insanlarız. Aynen. Aynen. Ben de hiçbir şekilde aynen. Antibiyotik kullanmak istemiyorum diyorum mesela. Bunu bitkisel yollarla nasıl çok bitkisel iyi. Şekillerde tabii ki fazlasını aldığınızda zarar. Ben bir ayda mesela o şişenin iki şişe bir ayda bitirdim. Ama hani kilo problemim gördüm. Olmadığı için öyle sabahtan hani kahvaltıdan önce ya da öğle yemeğinden sonra kullanmadım ben. Ama ne kadar etkili olduğunu işte insanlar da böyle telefon açıp söyleyince güvenilir olduğunu, sağlıklı olduğunu. İlaçlar çok tabii fark ki. Ediyor tabii. Aynen, aynen. Ama hocam bitkisel içerikli olan ürünleri, hayır, ürünleri fazla kullandığımızda da zararını görüyoruz değil mi? Hayır, şöyle, şifalı bitkiler kategorik olarak etkisine göre 5'e ayrılır. 1, üniversiteler tarafından klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen bitkiler. Evet. 2, komisyon E tarafından Avrupa Birliği'nin vücuda komisyon fazla alımında var. Yani bir nanedir ya da bir işte ekinezyadır. Klinik araştırmaların etkisi ispat edilen bitkilerde problem yok. Hı-hı. Klinik araştırması. Alış istediğin kadar çayını iç. Şimdi bazı halkta hocam bu konuda da bilgilendirelim insanları. Şimdi aktarlardan gidiyorlar. Karışımları alıyorlar ne olduğunu bilmeden. Otları alıyorlar. Olmaz. Karıştırıyorlar onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi hayır. Onunla ilgili de böyle çok hikayeler evet, var çevremizde. Tabii. Aman sakın ha sevgili izleyenler. Evet şifadır. Bitkisel tamamen bitkisel yapraklardır. Bitkidir. Evet faydası var. Çok büyük faydaları var. Bizleri böyle kutu kutu antibiyotiklerden, ilaçlardan kurtaran şifalı bitkiler var. Aman sakın ha bilmeden değil mi hocam? O kadar çok kategori, çeşidi var ki aslında. Klinik araştırmalarla belgelenmekse belgelenmekse kullanmamak gerekir. Şimdi biz burada bir şey söylüyorsak mesela alıç klinik araştırmalara etkisi ispat edilmiş. Sarı kantaron 50 bin kişi üzerinde denenmiş. Sarı kantaron depresyona karşı etkisi veya ıtır, Afrika ıtırı. Itırın 1050 çeşit türü var. 1050. Bunlardan sadece Güney Afrika'da yetişen Pelargonium zidoides. Bu bronşit, faranjit, sinüzite karşı 50 bin kişi üzerinde denilmiş. Avrupa'da klinik araştırmaları yapılmış. Belgelenmiş. Bu kitaplarda bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi var. Dergiler var. Hepsi var. Belge. Yani belge var. Bu tür mesela vatandaşın küçük çocuğu mesela 2 yaşında, 3 yaşında öksürük, faranjit, bronşit, sinüzit için ne yapıyor? Kimyasal kullanıyor. Ne yapıyor kimyasal? Bağışıklık sistemini çökertiyor. Bağırsaktaki faydalı bakteriler yok oluyor, probiyotikler. Faydalı bakteriler azalırsa mikrop çoğalıyor. Mikroplar toksik madde üretiyor. Toksik madde ne yapıyor? Bağırsakları yakıyor.
karaciğere zarar veriyor. Bağışıklık. Bir insanın bağışıklık sisteminin %85'i bağırsaklarda. Bağırsaklar gitti mi? Hayat gitti. Bitti. Her şey burada. Doğru. Bu nedenle Avrupa'da mesela herhangi bir doktora gidin, çocuk doktoruna antibiyotik yazmaz. Şurup yazar. Ekinezce şurubu, ıtır şurubu. Şuruplar var çocuklar için. Doğru. Türkiye'de antibiyotik veriyoruz, zehirliyoruz. Doğru. Ondan sonra hadi çocukta alerji çıktı, cilt hastalığı çıktı, depresyon, panik atak, bir sürü hastalık ortaya çıktı. Mesela geçenlerde bir aile, çocuğu 5 yaşında şeker yakalamış, tip 1. Dedim ki şekeri, 5 yaşında çocuk şekeri hasta olur mu? Ne kullandınız dedim. Hiçbir şey kullanmadım. Dedim ki bir şey kullandınız, antibiyotik mi verdiniz? Ha evet, antibiyotik verdik. Niye verdiniz? Doktoru yazdı, verdik. Ya. Türkiye'de antibiyotik veriyor, doktorun da yapacağı bir şey yok. Halbuki o çocuk üşütme, grip, nezle olduğu zaman ekinezya var. Klinik araştırması yapılmış. Sadece Avrupa'da 141 bin 100 çocuk üzerine denenmiş. Bir senede ekinezyanın gripe karşı etkili olduğu, kimyasallardan daha etkili olduğu belgelenmiş. 5 yaşındaki çocuğa yani antibiyotik yüklenmesindense şifalı bitkilerin pankreasi karışımıyla. Yani. İnsülin, pankreas insülin üretmediği için şeker hastalığı tip 1'e yakalanmış. 5 yaşında çocuk. Ne yapacağız şimdi? Yapacağız var mı? Yapmadan önce düşünecektim. Doğru. Çocuğu zehirlemeden önce anne babaya diyorum ki siz kendiniz ben ne yapayım? Ben ne yapayım değil. Araştıracaksın. Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun, Asya'da olsun hiçbir doktor çocuğa antibiyotik yazmaz. Maalesef Türkiye'de yaşı ne olursa olsun yazmaz. Veriyorlar. Türkiye'de leblebi gibi. Annesinin, babasının, dedesinin, ebesinin, ninesinin, komşusunun hapını kullananlar var. Doğru. İşte onu da konuşacağız hocam. İlerleyen zamanlarda aslında sizinle konuşacağımız konular çok fazla. Yönetmenimden ben uyarı alıyorum. Programımızın son dakikaları. Telefonumuz mu varmış? Peki. Alo. Bir telefonumuz varmış. Alo. 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 Merhabalar, iyi günler. Bursa'dan İzzet Gültekin. Günaydınlar İzzet Bey. Bursa'ya selamlarımızı gönderelim. Günaydınlar. Günaydın efendim. Bizlerden de sizlere kucak dolusu selamlar, saygılar, selam, sevgiler olsun. Saygılar bizden efendim. Buyurun İzzet Bey. Böyle bir program yaptığımız için öncelikle sizlere gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. TR1 ailesi olarak. Çok teşekkürler. Ben de annemin için soracaktım. Annem hakikaten romatizmalarla ilgili çok sorunlar var. Biraz yaşının ilerlemesine rağmen ama hani oturmakta kalkmakta da çok zorlanıyor, çok güçlük çekiyor. Onun için acaba doktorumuz bize ne önerebilir? Yani az önce sinir süper şundan bundan saydı doktorumuz. belki de Allah bilir ama hani hastalık taşımadığımız hiçbir kimse yok gibi yani. Doğru. Belki de toplum olarak hepimiz ne şekilde hastalık taşıdığımızı bilmiyoruz. Şimdi İnşallah evet, yani annenizin yardımcı olabilirse seviniriz. Tabii. Annenizin midesinde, bağırsaklarında, karaciğerinde problem yoksa yani sesinizi gastrit alamıyorum ya, çok az geliyor. Gastrit biraz daha yüksek. Ülser, bağırsak rahatsızlığı, karaciğer yağlanması gibi rahatsızlıklar yoksa sadece Harpago yeter. Şeytan pençesi kökünden üretilen özel bir formül bu. Romatizmanın her türüne karşı. Yani bağırsaklarda, midede problem yoksa, karaciğerde problem yoksa, midede problem varsa tonik, bağırsakta problem varsa aloe vera jel, karaciğerde yağlanma varsa enginar. Yani görüşmemiz gerekir. Çünkü bunu tetikleyen... Hocam biraz yaşlı olmasından dolayı da olabilir mi ki acaba? Kaç yaşında İzzet Bey anneniz? Efendim? Kaç yaşında efendim anneniz? 75-76 var yani. Romatizma her yaşta insanda olur. Allah uzun ömürler versin. Romatizma her yaşta insanda olur. Ben 13 yaşında yakalandım. Yaşla ilgisi yok. Üşütme, grip, nezle tetikler. Evet var, galiba bizim sülaleden dedik. Çünkü 32-33 yaşlarında da aynen, dayımın oğlunda da aynen bu rahatsızlık var yani. Evet. Her türlü rahatsızlık tedavi edilir. Yalnız iyileştirilebilir. Midesinde, bağırsaklarında, karaciğerinde problemler var mı onu bilmemiz gerekir. Bilmeden olmaz. Rejiye numarasını bıraksın İzzet Bey. Hocam. Numaranızı bırakın, arayalım. İzzet Bey. Efendim. Numaranızı rejiye bırakınız. Hocam size ulaşacak. Olur mu? Verdik numaramızı inşallah. Bekleriz. Tamam. Programdan sonra hocam ulaşacak size. Alo.
Efendim? Sizi arayacak efendim. Teşekkürler. Var mı başka sorunuz? Yok. Yok efendim. Şu anda yok. Allah'a şükür. Peki. Teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selamlar. Bizleri izlemeye devam ediniz efendim. Sağ olun. Evet. Hocam. Zonguldak'ta Zehra Hanım isimli bir bayan namaz dahi kılamıyordu. Secdeye gidemiyordu. Hem dizinden hem kalçasından ameliyat olması, protez takılması gerekiyordu. 6 ay sonra beni ziyarete geldi. Elinde bastonla Gökçe Ekber'i tanıyor musun diye. Evet, çok güzel. İşte böyle insanların dualarını almak, bizim eski yaptığımız programlarda da mesela yaşlı kadınlar işte oğlum diyor yani İbrahim hocam. Oğlum diyor, Allah senden razı olsun gidiyor yani. Bastona. Artık böyle bastonu bir tarafa koydum. Yani yürüyebiliyorum. Rahatlıkla böyle secdeye eğilebiliyorum. Evet. Namazımı kılabiliyorum. Abdestimi alabiliyorum yardım olmadan diyor. Evet, bir telefonumuz daha varmış. Alo. Evet, bağlanamadı herhalde seyircimiz. İyi günler. Yani bu insanların... Alo. Ses problemi. Alo. Buyurun. Efendim. Günaydınlar. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Seyircimiz nereden arıyor? Nasıl diyeceğim bunu? Alo. Efendim. Buyurun efendim. Kapatayım bunu. Alo. Duyuyor musunuz? İyi günler. İyi günler, buyurun. Günaydın. Benim ağrı, bel ağrısı var benden. Ben şimdi hocamdan bir şey ediyorum. İlk yapmak bel ağrısı, acaba şey var, karesi var mı? Bel fıtığı, bel ağrısı. Bel fıtığı değil, kendi tartılması var. Erkeklerin zaman sisteme yapıyor. Evet. Çok doktorlara gittim. Ameliyat durumu yoktu, yalnız ağrı iş yapmadı. Erkeklerin zaman sisteme yapıyor. Çalışamıyorum. Çok zor durumdayım. Onun çaresi var mı yok, bana bilgi vermezsiniz. Evet. Omurlar arasında diskte incelme olduğu devam için... Devam ettik. Evet, sinirler sıkışıyor. Bu kemiklerdeki yıpranma için omurlar arasında diskteki incelmeye karşı söğüt. Söğütün bildiğimiz söğüt ağacının dalının kabuğundan biz çok güzel bir formül geliştirdik. Söğüt forte. Duyuyor musunuz efendim söğüt. Hocamızı? Bununla ilgili. Efendim? Duyuyor musunuz efendim hocamızı? Duyuyorum da onun çaresi varsa... Var. Tabii. Nasıl gelelim uğraştın? Evet. Tamam, o zaman... Almanya'da 1200 kişi üzerinde denemiş... Efendim, rica numaranızı bırakın hocam, yayından sonra sizi arasın. Sizi ulaşsın, olur mu? Tamam, oldu. Teşekkürler. Çok biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Klinik araştırması yapılmış. Söğütün dalını kabuğundan elde edilen ekstrak, at kuyruğu otu gibi 19 çeşit bitkinin formülü var. At kuyruğu her yerde var. Niçin? Evet. At kuyruğu silisyum içerir, silisyum. Kemikleri güçlendirir, dokuyu güçlendirir. Evet. Hocam numaraları aldılar. Yayından sonra ulaşırsınız seyircilerimize. Daha çok